Efendim Eko Türk TV ekranlarından tekrar hepinize merhabalar. Ben ve her araştırma masası programında olduğu gibi araştırma müdürümüz sevgili Cenk Akyoldaş ile beraber piyasalarda yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz, konuşacağız. Cenk merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldin diyorum ama sabahtan bu yana zaten ekranlardasın. Hep ekranlardayız. Çok da zor oluyor değil mi yayın yapmak bu atmosferde? Ya, geçtiğimiz haftaya göre şimdi biraz daha yumuşadı. Yani geçtiğimiz hafta çok çok sertti yani. Hakikaten zor günlerdi bizim için. Yayın yapmak, yorum yapmak, durum değerlendirmek, insana kelimeler bulmakta zorlandığımız anlardı. Acımız hala büyük tabii ki ama tabii sonuçta. 36 bin kişiyi geçen insan sayımız var ölü sayısı noktasında. Gerçekten çok üzücü. Can kayıpları gerçekten üzücü boyutta. Öte yandan ciddi de bir geniş bir alan. İşte 11 ile çıktığını gördük. Büyük bir yelpazeden bahsediyoruz. 50 bin aşkın binanın tekrardan yapılması gündemde. Bu da ister istemez tabii ki canımızı sıkan unsurlardandı. Ama öyle de böyle hayat devam ediyor. İşte borsa kapalıydı, açıldı. İşte bilançolar gelmeye devam ediyor. Şirketlerin desteklerini görüyoruz. Geri alım programları, alınan destekleme kararları, uygulamalar, işte BES fonlarının devreye BES'in kamu payının borsa tarafında devreye sokulması. %10'dan %30'a çıkartılması. Gibi. Borsayla alakalı bir iznin varsa istersen hem senin hem de özellikle de izleyicilerimiz için bir minik bir hatırlatma yapayım. Tabii ki. Yani hangi kararlar alındı? Özellikle Borsa İstanbul'u etkileme gücü olarak hangi kararlar alındı? Borsada manipülasyona karşı varlık fonu devreye girecek. Evet. Bunu genelde fon mekanizması kullanılarak yapılacağı ve diğer taraftan da varlık fonuna ait olan şirketlerin geri alım, yani hisse geri alımına giderek borsayı destekleyecekleri dile getirildi. Az önce senin dediğin gibi bireysel emeklilik sistemindeki devlet katkısı fonlarının hisse senetlerine yapacağı yatırımdaki oran daha önce %10'du. Evet. Buna 20 puanlık bir artış geldi, %30 oldu. Bu bence önemli bir adım. Borsaya ciddi bir talep oluşturacak bir adım. Çünkü bireysel emeklilik sistemindeki biriken fon miktarı büyük. Dolayısıyla borsaya da ciddi bir talep olacaktır. Baktığımız zaman tabii burada kastedilen devlet katkısı. Şimdi siz herkes BES'e girdiğiniz zaman siz ne kadar atıyorsunuz? Onun belli bir oranında BES'e para ayrılıyor. Evet. Devlet de senin adına para atıyor. Onun da kullanma koşulları var. İşte bilmem kaç sene kalırsan şu kadar nasıl bilmem. Rakamlar şimdi güncel rakamlar kafamda yok. Oradaki değişime göre sen ayrılırken o kadar payı geri alma hakkın var. Sonuçta bunu sizin adınıza devlet yatırıyor ve devlet yatırırken de bunu hangi noktada kullanabileceğini çeşitli kurallara bağlamıştı. Burada hisse senedine yatırabileceği miktar %10'la sınırlıydı. Yani totalde biriken rakam burada devlet katkısı olarak 45 milyar TL'lik bir rakamdan bahsediyoruz geçtiğimiz piyasanın kapalı olduğu noktadaki değer olarak. Bunu %20'si kadarlık bir rakama da baktığımız zaman 9 milyar TL civarında bir rakamdan bahsediyoruz. Bunun önümüzdeki 10 iş günü içinde, yani piyasa açıldığı andan itibaren başlayan süreç içinde 10 gün içinde mevcut uygulamaya uygun hale getirilmesi gerekiyordu. O süreci yavaş yavaş tamamlıyoruz. Hızlı bir şekilde yapılması için Merkez Bankası da devreye girdiğini gördük. Demin bahsettiğin o hazine bonosu kağıtlarını bir kısmını Merkez Bankası alacağını açıkladı. BES'e ait olan tahvilleri evet. Merkez Bankası. Merkez, çünkü öyle bir likidite şu an için ani şok durumlarında bulmak kolay değil. Burada Merkez Bankası devreye girip buradaki rakamları aldığını görmekteyiz. Tabii bu arada bunların hepsinin yanında da işte şirketler bir şekilde geri alım programları açıkladıklarını görüyoruz. Evet, o konuda da şöyle bir şey var. Dilersen evet, bir hatırlatma yapayım. Sermaye Piyasası Kurulu diyor ki şirketlere, aman genel kurulla falan uğraşmayın. Tabii. Yok işte genel kurul toplanacak, toplantı tarihi kapa verilecek, genel kurul toplanacak, kurul yeterli çoğunluk sağlanacak, eller kalkacak, onaylanacak, ondan sonra belli bir süre sonra devreye girecek falan, bu tarz bürokratik unsurlarla uğraşmayın. Genel kurul şartını kaldırıyorum, hızlı bir şekilde geri alım programı açıklayın ve bu geri alım programında normal şartlar altında biz devlet olarak sizden %15 stopaj kesiyoruz. Yani vergi alıyoruz. Biz artık size bunu almıyoruz. Yani hem hızlı karar alın diyor, hem de teşvik noktasında herhangi bir gideriniz yok. Alabildiğiniz kadar iktisap tutar üzerinden %15'lik stopajlar alınıyordu. Bunun ortadan kaldırıldığını gördük.
Tabii ki bunların hepsi piyasaya bir alım dalgası getirdi, beklenti. Hatırlarsan geçtiğimiz hafta çarşamba günü işlemler durdurulduğunda %7, %8 aşağıdaydı piyasa. Devreye kesmede borsada, evet. O zaman işlemlerin durdurulduğu açıklandı ki senle beraber de, evet, çok eleştirdiğimiz bir konu. Şimdi 4170'ler civarını görmüştü. Ondan sonra işlemler durduruldu. Bugün geldiğimizde 5300'leri gördük sabahleyin. Şu anda da 5050-5100 o aralıkta gidip 5000 üzerine tutulması çok önemli. Hı. Onu belirteyim. Dengelenme adına baktığımız zaman. Şirketlerden bu arada bedelsiz haberlerin gelmeye devam ettiğini, bilançoların açıklan, bilanço dönemi içinde bilançoların geldiğini belirtelim. Mesela 12 aylık bilanço ve son 4. çeyrek rakamlarına baktığımız zaman önemli bir yılı geride bıraktık. Buradaki rakamlar açısından değerlendirdiğimiz zaman şunu görüyorum. Net karda, özellikle yıllık bazda, yani 2021 12 aylıkla 2022 12 aylıkla şu ana kadar açıklanan bilançoları sanayi şirketleri açısından değerlendirdiğimizde totalde satışlarda %163'lük bir artış olduğunu görürüz. Kar tarafı oldukça iyi gelmiş. Kar rakamlarına bakarsak %241'lik bir yıllık bazda şu ana kadar açıklanan hisselerde kar artışından bahsediyoruz. FAVÖK tarafındaki rakam açısından değerlendirdiğimizde FAVÖK biraz daha zayıf kalmış net kâra göre değerlendirdiğimizde. Oradaki artış %164, satışlara paralel bir gerçekleşme yaptığını belirtelim. Çeyreklik bazda sanayi şirketlerinin, yani 4. çeyrekteki yapıya baktığımız zaman demin bahsettik, yıllıkta kâr artışı %241'di ama 4. çeyrek açısından 4. çeyrek kârlılık yine kuvvetli olmaya devam ediyor. %253'lük artış olduğunu görüyoruz 4. çeyrekte şu ana kadar açıklanan rakamlar. Nereden nereye gelmiş? 18 milyarmış. Geçtiğimiz sene 2021'in 4. çeyreğindeki toplam şu ana kadar bilançosu açıklayan şirketlerin kârı. Bu sene 4. çeyrekte 63 milyar 624 milyona toparladığını görüyoruz. Satış tarafı %114'te kalmış. Yani yıllık bazdaki artışla 4. çeyrekte satış tarafında bir düşüş var. Kârlılık tarafında bir artış var. Bu tabii ki sürdürülebilir bir şey mi? Çünkü satışlara paralel bir kârlılıkta artış yok. Yani onun bir paralelliğinin olması lazım normal koşullarda. Satışlardaki artış hızı %114 öldük bir rakama işaret ediyor. Kârdaki artış %253'e işaret ederken. Buradaki korelasyon 2023'te biraz daha dengelenme yönünde hareket edebilir. Kısa vade adına baktığımızda en iyi bilançolar belki biz 2022'nin 4. çeyreğinde almış olabilir. Çeyreklik bazdaki rakamlar açısından baktığımızda burada gerçekleşiyor olabilir. O nedenle 2023'ün 1. çeyreği biraz daha önem kazanmaya başladı. Belki borsadaki patinajın arkasında yatan sebep de bu olabilir. Daha öncesinde biliyorsun bu deprem olmadan önce de bir borsada bir patinajdan bahsediyorduk. 5700'ü bir türlü, evet, aşamayan bir borsa. Bir türlü aşamayan işte deprem öncesinde biz 4490'ları görmüştük hatırlarsan. Burada önemli olan ciddi bir derecede yatırımcı kitlesinin borsaya geldiğini biliyoruz. Son 3-4 aylık periyot içinde 1 milyon 150 binden fazla yeni yatırımcının geldiğini söylemek. Ama borsanın düştüğü döneme de denk geldi biraz. İşte 4000 endeks üzerinde giren yatırımcı sayısı 1 milyon 150 bin civarında bir kişiden bahsediyoruz. Ciddi bir rakam. Ortalamasına bakarsak da bunun, yani o 1 milyon 150 binin 650 bini 5000 endeks üzerinde girmiş. Yani maliyetlenme bölgesi açısından baktığınız zaman hemen hemen en üst bölgeye yakın bir yerden maliyetlenmiş bu 650 bin. Önteki 500 bin kesime bakarsak o da 4000-5000 bandından girmiş. Ortalamasını bile alsak 4800-4900 gibi bir rakam yapar. Totalde bu son giren 1 milyon 150 bin, 1 milyon 200 binlik yatırımcının ortalama maliyetinin o bölgenin etrafındayız zaten farkındaysan. Mesele bu ortalamaların üzerinde kalabilirsek ben hareketin daha güçlenme. Onun için 5000 üzerinde kalmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bu 5000-5750'nin orta noktası olarak değerlendireceğimiz yer 5350'dir. O bölgenin üzerinde bir fiyatlama görebilirsek o zaman tekrardan alıcıların eline geçmiş bir piyasadan, hakimiyetine geçmiş bir piyasadan bahsedeceğiz. Bunu alamadığımız sürece hala satıcıların hakim olduğu bir piyasadan bahsediyoruzdur. En azından 5300-350 üzerine bir fiyatlama görmeye başlarız. Piyasa yukarıdaki hedeflerini tekrardan, acaba nerede kalmıştık? Hadi 5700'ler, 6200'ler gibi 7000 senaryoları vardı. Onun gerçekleşmesi için bizim öncelikle
birinci etapta 5000 üzerine kalıcılık sağlamamız lazım. İkinci etapta da 5300-350 bölgesinin üzerinde kapanışlar almaya başlamamız lazım. Bunları görmediğimiz sürece maalesef sıkıntılı piyasadaki arz talep dengesindeki bozukluğun devam. Birazcık da biliyorsun son günlerde alınan tedbirler, olağanüstü durumdan kaynaklanan uygulamalar var, teşvikler var. Bunların piyasa kendi şu an için piyasa kendi iç dinamikleri dışında hareket ediyor. Şimdi önümüzdeki 3-5 gün içinde bu BES fonlarının yani devlet katkı payının alımı tamamlanacak. İşte şirketlerin göreceli olarak bir miktar alacaklar, almış geri kalan artık fırsatı kollayarak malları yerine koyma hareketi edeceğini düşünüyorum ben. Bilanço dönemi ile beraber bundan sonraki süreç biraz daha kendi iç dinamiklerine dönecek. Peki, önümüzdeki haftadan itibaren ben dinamiklerin içine girmesini beklerim. Yani şunu sormak istiyorum. Bu önlemlerle beraber zaten Borsa İstanbul'un güçlü bir şekilde toparlanmaya çalıştığını görüyoruz. Zaten güçlü önlemler olduğunu net bir şekilde görmekteyiz. Şimdi afet öncesi ve afet sonrası iki farklı görüş artık bas senaryo oldu. Afet öncesi neydi? Seçime kadar Borsa İstanbul'da kuvvetli bir yükseliş, 6000'ler kesin. Yani hani bas senaryo olarak piyasada söylüyorum. 7000'ler, 8000'ler konuşulan unsurlardı. Afetten sonra algı bu sefer 180 derece tam terse döndü. Bu kadar terse dönmesi sence doğal mı? Ve bu önlemlerle beraber yeniden 5700'leri kırıp 6000'in üzerine doğru çıkabilecek bir Borsa İstanbul görebilir miyiz? Burada senaryo iki türlü değerlendirmek lazım. Yani burada ileriye yönelik benim şahsi pozitif senaryom seçimlerin olabildiğince erken yapılması. Piyasa çünkü bunu seçimler ne kadar erken gerçekleşirse Mayıs ayında ya da Haziran ayında ki iki tarih var biliyorsun. Birisi, olması birisi, gereken 18 Haziran'dı. 18 Haziran. 14 Mayıs tarihi dile getirilmişti. 10 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanı 14 Mayıs olarak açıklayacaktı. Evet. O değil de 18 Haziran'da olacakmış gibi de şu anda konuşmalar var. Ya yani orada da ciddi bir muallak var. Şimdi muallak var. Bir de alternatif senaryolar bahsediliyor. İşte Bülent Arınç'ın devreye gidip mektup yazdığı işte alternatif yöntemler olabileceğine yönelik. Ertelenmesi gibi mi? Ertelenmesi. Muhalefet cephesinden çok sert açıklamalar geldi. Şimdi burada o nedenle mesele bundan sonraki süreçte normal koşullarda biliyorsun seçimin ertelenmesinin tek bir koşulu var. Savaş halinin olması. Anayasada 78. madde net bir şekilde. Onun dışındaki koşulların hepsi yeni bir düzenleme gerektiriyor. Yani anayasada bir değişikliğe gitmek gerekiyor. Onda da 360 şartı lazım. 367. Onu bulmadığınız zaman maalesef burada bir değişikliğe gidemiyorsunuz. Böyle bir dönem içindeyken seçimden tarih ileri alınması alınmaması belirsizlik oluşturacak bir olgudur. Bu piyasa üzerine bir rahatsızlık yaratır. Piyasa seçimden erken tarihte olması halinde ise piyasa demin senin bahsettiğin hani senaryo var ya seçime kadar piyasa iyi olabilir. Bence piyasanın desteklenmesi için olabilecek, atılabilecek tüm adımlar atılacaktır. Eğer seçimlerin ileri bir tarih, sonbahar gibi bir tarihe ertelenmesi halinde öyle bir senaryoların konuşulmaya başlaması bence piyasa üzerine satış baskısı getirir. Çünkü ertelenmesi durumu diyorsun. Evet, ileriye doğru atılması durumu yani Kasım'a, aralığa, senaryoların konuşulmaya, bunların tartışılmaya, meclise getirilmesi gibi olgular oluşmaya başlarsa bu bence piyasa üzerinde negatif etki oluşturur. Bu istenilen bir şey gibi bence duruyor siyasi olarak bakıldığında ama az önce de bahsettiğin gibi anayasanın maddesi o kadar açık ki çok da gerçekleşecekmiş gibi değil. Yani. Ben şahsi kanaatim özellikle dün akşamki bu bağış kampanyasında kamu kurumlarının yüksek oranda buraya bağışlar yapması noktasındaki hareket etmesi seçimlerin özellikle de erken noktasında yani ertelenme değil, ileriye yönelik götürme değil. Daha erken içeride. Evet, kaynakların yaratılıp mümkün olduğunca kısa vadede kullanılması yönünde hareket edilerek bir çaba gösterilmesi ve bunun kampanyasının yapılması. İşte temellerin atılması, bir yıl içinde biz bunları tamamlayacağız denmesi. Şimdi siz temeller atıp bir yıl sonraya tarih verdiğiniz zaman bunu gerçekleştirmem için bana oy verin de diyebilirsiniz. Bu da bir söylemdir, siyasi söylem olarak. Özellikle de bugün JP Morgan tarafından gelen bir yorum var. Biliyorsun ben bunu aylardır söylüyorum. Merkez Bankası'nın 100 bas puan bir faiz indirme beklentisi olduğuna yönelik. Ben sormadan sen cevaplıyorsun şu an. Aklımdaydı sorulardan bir tanesi oydu. Şimdi bu da eğer burada biz faiz indirim senaryosunda başlatıyorsak yine bir genişletmeci bir politikadan bahsediyoruz demektir. Ben bu afetle beraber mesela artık
100 bas puanlık faiz arttırmanı kesin gözle bakıyorum. 100 belki 150 bile olabilir. Olabilir. Ben şaşırmam. Biliyorsun benim beklentim seçimler olacak döneme kadar 5'e kadar inmesini de bekliyordum ben. Sanki bu yönde adımların atılmasının önü de açılmış vaziyette. Hatırlarsan geçtiğimiz toplantıda şu olmuştu. Merkez Bankası cümlede değişikliğe gitmişti. Yani indirimlerin önünü açacak bir söylemin içine girmişti. Yani oradaki durduk, bekliyoruz, izliyoruz, yeterli buluyoruz gibi söylemleri ortadan kaldırmıştı. Ve peşinden de şöyle bir uygulama gelmişti. KKM ile herkes bunu örtülü bir faiz arttırma olarak okuyor. Evet, faiz arttırma. KKM ile politika faiz arasındaki 3 puanlık bir ilişki vardı. Bunun ortadan kaldırıldığını görmüştük. Bu da aslında politika faiziyle piyasa faizinin tamamen ayrıştırıldığı, KKM'ye bağlı olan bir yapı vardı. Orada KKM'den çözülmenin önüne geçecek. Yani biz politika faizini indirsek de KKM'deki faiz yukarıda kalabilme şansını elde etmiştik. Bu aslında bakarsan örtülü değil, çok açık bir faiz arttırımı olarak da dile tabii getirmiştik bunu mesela. Evet, faiz arttırımı ama işte bu da siyasi olarak şu anda biliyorsun politika faizi siyaseten kullanılan bir faiz konumuna geçmiş vaziyette. Politikacı faiz diyorlar. öyle diyorlar, evet. Öyle diyenler de var. Bu da önünü açan bir yapı olarak ben adlandırdığımı söylemek isterim. Yani oradaki atılan adım bence zaten faiz indirimlerin önünü açan bir yapıya işaret ettiğini net şekilde benim için bu böyle bir sinyaldi. Yani %9'luk politika faizinin artık bu saatten sonra %5'lere kadar indirilmesinin bana kalırsa hiçbir esprisi yok. Esprisi yok ama bu şimdi özellikle aslında şu grafiği ben size paylaşmak istiyorum. Daha geçtiğimiz haftaki programda paylaştığımız bir grafiğimiz vardı. Oldukça önemli bir grafik. Çünkü mesela Cenk, sen grafiği hazırladım. Arkadaşlarımız paylaşırlarsa. Ekrana yansıtabilirsek. Bu yatırımcı grafiği dediğimiz, yani bahsettiğimiz gelen yatırımcılardan bahsediyorduk ya. O gelen yatırımcılar ne zaman gelmeye başlamış diye baktığımız zaman geçtiğimiz Ağustos ayında Merkez Bankası faiz indirmeye başladığı noktada bakalım şu Ağustos, Temmuz ayı şu bölgeye bakarsak Haziran, Temmuz, yani Mayıs, Haziran, Temmuz yatay bir piyasacı. Dar bir bant içinde yatırımcı sayısında herhangi aylık bir artış yok. Bu? Evet, evet, aylık grafik. Yatırımcı sayısı 2.450.000 etrafında gidiyor. 2.400-2.500 bandı içinde değişmeden giden bir yapı var. Bir anda Ağustos ayında faiz indirmeye başlayan Merkez 18 Ağustos'u 100 bas puan faiz indiriyor. O ay yatırımcı sayısındaki artışı, borsadaki sıçramayı görüyorsun. Yatırımcı sayısı da bir anda 120 bin kişi artıyor. Ertesi ay bir daha faiz indirim geliyor, pardon özür dilerim, 100 bas puanda 2.630.000'e çıkan bir yapı var. Bir sonraki ay yine faiz indirme, bu sefer daha şiddet arttı, 150. Çünkü bir önceki toplantıda 100 bas puanlık faiz indirimi sonrasında istediği ivmeyi kazanamayan bir piyasa var. Bir bakıyoruz, bir 150 bas puanda 20 Ekim tarihinde faiz indirimi gelince yatırımcı sayısına bir 170-160 bin kişilik daha artış geldi. Ki biz 100-100 yapıp evet, 3 toplantıda faiz evet indirimi beklerken 2 toplantıda 150 ile 300'ü orada tamamladı. Evet, aralıkta bas geçti. Aynen öyle oldu. Bir anda bir baktık, sonra Kasım ayında da bir 150 bas puan daha faiz indirdi ve orada da yatırımcı sayısının aylık bazda 3.280.000'lere arttığını gördük. Yani bir aylık periyotta 2 ay üst üste. Yani 2.680.000'den 2.791.000'e, 2.791.000'den 3.280.000'e çıkan bir yapı var. Ve sonraki ay, Aralık ayında da yine alternatifsiz kalan piyasa yatırımcı akınına uğruyor ve bir 500.000 kişilik daha kitlenin girdiğini görüyoruz. Ve totalde bu yapıya baktığım zaman ne olmuş? Politika faizinin indirilmesiyle birlikte borsaya bir yatırımcı akını gelmiş. Ve ondan sonra faizler durduğu andan itibaren Aralık ayında zirve oluşuyor. Ondan sonraki süre patinaj dönemi, yatarlaşmanın geldiği bir dönem. Şimdi tekrardan buraya bir akın getirme, yeni yatırımcı kitlesinin gelmesini sağlanmak adına böyle bir adım atılacakmış gibi izlenim var. Ama o zamanki koşullarla bu zamanki koşullar arasındaki en büyük fark KKM'ye olan bağının kopartılmış olması. Dün gelen haberler bir kamu bankasının politika faizi KKM'ye normalde eskiden artı 3 verirken 9 artı 3, 12 verilmesi gerekirken buna 9 artı 10 verdiğini bana söylendiğini belirteyim.
Yine off the record mu bu yoksa? Yok, şu anda genelde konuşulan bir şey. Konuşulan bir şey. Aynı zamanda yine büyük mevduat sahiplerine %30-32 mevduat faizi verildiğini de biliyoruz. Tabii. Yani bunlara baktığın zaman güçlü fon miktarı evet. %30-35'leri falan bulduğunu biliyoruz. Özellikle kurdaki son dönemdeki hareketin önüne geçmek adına bunu yapıldığını, faizler tarafında KKM'nin üzerine bu kadar faiz yükünün konması biraz da dövize geçişi sınırlandıran enstrümanlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Tekrardan bu faiz indirimleriyle beraber bence piyasada bir algı oluşturmaya çalışacak. Yine borsa tarafının güçlendirilmeye de çalışılacağı, bir akıncı yeni yatırımcı getirilmeye sürecinin önü açılabilir. BES fonlarının zaten desteklenmesinin de getirilmesi. Bunların hepsini birleştirmesi. Yeni giren yatırımcı kitlesinin mutsuz olmaması lazım. Çünkü zararda olan yatırımcı sonuçta burada faturayı hükümete çıkartabilir, mevcut iktidara çıkartabilir. İşte onun da düşüşün önünü kesmek adına atılacak adımlardan birisi olarak değerlendirilebilir. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman ben seçimlerin mümkün olan önümüzdeki 3 aylık periyot içinde gerçekleşme ihtimali daha kuvvetli görüyorum piyasanın iyi olabilmesi adına. Ama seçimden sonbahar, önümüzdeki Mart, Nisan gibi bir döneme ertelenecekse yani bir sene sonra atılması durumu gibi söylemler olursa çok o zaman süre uzun. Bu süre şu anda altına alınmış olan tedbirlerin etkisinin artık pansumandan öteye geçmeyeceği, daha piyasanın kendi iç dinamiklerine dönebileceği, mevcut ekonomik sistemde yaşanan bu katastrofik depremin yan etkinin ekonomi üzerinde de ekstra yükler, külfetler getirmez durumu söz konusu olabilir. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman piyasanın bundan daha olumsuz etkilenme potansiyelinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Ben resmi bu şekilde okuyorum. Bilmiyorum strateji ben böyle değerlendiriyorum. Cenk, sana bir tane önerim var. Buyurun. Şu an sen konuşurken aklıma geldi. Borsa İstanbul'u destekleme noktasını. Ben olsam nasıl bir yöntemde belirlerim biliyor musun? Bakalım ne diyeceksin, nasıl yorum yapacaksın, katılacak mısın? Dolar TL'de yukarı doğru hareketlere bir miktar izin verirdim. Borsa İstanbul desteklemesi noktasında. Ne dersin mesela bu? Yani aslında onun normalde işte enflasyonla mücadelede onun... Aslında zıt çalışması zıt gerekiyor. Çalışması gerekiyor. Şimdi biliyorsun esas hikaye biraz döviz tarafında serbestlik gerekiyor ki herkes biraz daha rahatlasın. Onun dışında şunu yani böyle bir günde 30 lira falan demiyoruz. Yani ondan bahsediyoruz. Yani biz kontrollü. Altını çiziyorum, yani, kontrollü. En azından aylık enflasyona paralel gidebilecek, son dönemde reel olarak artıya geçtiği belirtilen, oradaki reel getiri tarafının biraz törpülenmesi gerektiğine ben de katılıyorum seninle. Borsanın önünü açacak faktörlerden biliyorsun en önemli, sen de hiç uzun süre araştırma bölümlerinde müdürlük yapmış, analistlik yapmış olarak çalışmış birisi olarak bir şirket değerini yaparken neye göre değerliyorduk? Özellikle ilerideki yıl oluşacak gelirlerin indirgenmiş nakit akım formunu da hesaplarken risksiz faiz oranının kullanılır. O faiz oranı ne kadar yüksekse şirket değeri o kadar ters korele çünkü o kadar düşer. Faiz oranı ne kadar aşağıysa şirket değeri o kadar yüksek olur. O nedenle burada bu faizi aşağı çekerek bir şekilde o risksiz faiz oranını bu bölgeye yakın tuttuğumuzu da düşünürsek şirket değerlerinin yukarıda tutulması için önemli bir formülasyondaki girdi olarak, input olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, gerçekten zaten tahvil getirilerinde aşağı doğru evet. Baskılama çabaları da söz konusuydu. Gerçekten hani yani afet öncesi konuştuğumuz çok fazla konu vardı. Hı hı. Merkez Bankası'nın kuru bir noktada tutmaya çalışmak, diğer taraftan Borsa İstanbul'da yükseliş hareketini kuvvetlendirmeye çalışmak, diğer taraftan tahvil faizlerini, Merkez Bankası'nın politika faizini baskı altında tutmak, yani genel itibariyle çok kuvvetli bir serbest piyasadan bahsetme şansımız yoktu. Ama afet sonrası gündem değişir mi? Açıkçası para politikası noktasının değişmesini beklemiyorum. Ama ve lakin dediğin gibi seninle kesinlikle aynı fikirdeyim. Daha öncesinde değildim. Hı hı. Ama afet benim seninle aynı fikirde olmamı sağladı. Politika faizinde geri çekilmeler, yani politika faizine Merkez Bankası indirmeye devam etmesi oldukça yüksek bir olasılık. Cenk, ağzına sağlık. Son bir şey söylemek istediğim bir şey varsa tabii ki. Kârlardan bahsediyorum. Tabii ki. Bankacılık sektörü açısından baktığımızda yıllık bazdaki kâr artışı %100. 353 olduğunu hatırlayalım. Son çeyreklik bazda da 339. Yıla göre biraz momentumda düşüş var. Onu da belirtmek lazım evet. Banka kârlarında. Cenk, değerli yorumların için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Efendim, araştırma masasını
bitiriyoruz. Programımızı bugün sonlandırıyoruz. Sevgili Araştırma Müdürüm Cenk Ak Yoldaş'la beraber programımızın sonuna geldik. Herkese şimdiden güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşçakalın.